Evet, özel bir konuğumuz var. Anadolu Efes asistan koçu Yakup Sekizkök bizlerle birlikte. Yakup abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Evet Ümit abi, Murat abi sizler de hoş geldiniz. Tabii Yakup abi farklı birçok konuyu konuşacağız seninle birlikte. Anadolu Efes'in 4 sezondur Avrupa'nın zirvesinde oluşunu değerlendireceğiz. O başarıyı konuşacağız. Ve tabii yayını hazırlanırken okuduğum kadarıyla antrenörle başlama hikayeni ben açıkçası bilmiyordum. Onu da izleyenlerimizle paylaşmanı rica edeceğim. İlk olarak bu hikayeyle başlamak istiyorum. Tabii ben altyapıda basketbol oynuyordum. Yıldız takıma kadar her işler yolundaydı. Genç takıma geldiğim zaman akranlarımla aramın açılmaya başladığını gördüm ki akranlarım da yani o jenerasyonlar 79, 80, 78 jenerasyonu belki Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi jenerasyonu. Çok normal. Dedim ki bu iş olmayacak. Ben bu işi devam ettirirsem oyuncu olarak belki ikincilik, bölgesellik devam edeceğim. İstediğim seviyelerde o rekabetin en üst olduğu seviyede basketbol oynama imkanı bulamayacağım. Buraya nereden tutunabilirim o rekabet, o seviyeye? Antrenör olabilirim dedim. Fakat tabii eğitim bir yandan sıkıştırıyor. Bir 3-4 aylık bir ara oldu basketbolu genç takım ilk yılından sonra bıraktığım zaman. Sonra üst üste ilginç bir şekilde iki tane bana bir şey geldi. Yani teklif demek de doğru değil. Gel sen bu lisede okuyorum. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi. Gel ortaokul takımını sen al. Okul takımında devam ediyorum oynamaya lisede ama hani ben, hocamın da hikayesi benzer Murat Hoca'nın zannediyorum. Ortaokul takımını sen al dediler. Benim antrenörüm de üniversite öğrencisiydi. Dersleri çok sıkıştırıyordu onu. Hem lise takımını çalıştır, ortaokul takımını çalıştır. Kendisi bir yandan da Şişli Spor Kulübü'nde çalışıyordu Barkev abi. Biraz feragat etmek istiyordu bazı görevlerden. Ben ve bir de arkadaşıma İsmet, o da benden 3 jenerasyon yukarıdadır eski mezunumuz. Bize öyle bir sorumluluk verdiler. Ondan bir 15-20 gün geçti. Bu sefer de oyunculuk yaptığım tenis, eskrim, dağcılık İstanbul Tenis Spor Kulübü dedi ki küçük takıma bize bir antrenör lazım. Gel sen bu işi devral. Bir anda ne olduğunu anlamadan üniversite sınavı telaşında çatır çatır girmeye başladı işler. Çok erken bir yaş aslında abi. Erken. Daha antrenör kartım yoktu. Şimdi tabii işler çok düzene girdi. Sınavlar, seviye atlıyorsunuz. 5 ayrı seviye var. Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu'nun yönergelerine dayanarak bazı segmentleri geçmeniz lazım. Eskiden bu kadar sıkı gözlemleri yoktu. Bench'te ayağa kalkmadan maçı yönetebiliyordunuz. Kart yok ama 17 yaşında. Onun da avantajını kullandık açıkçası. Ama okul biter bitmez. İlk seminere gittim. Ankara'da Eylül ayındaydı. Hatta üniversite başladı. İlk 10 gün derse girmedim. O heyecanla, o motivasyonla. Ondan sonra hikaye böyle devam etti. Evet, tabii şu anda abi esas şimdi coaching durumu bugün devreye girebilir. Murat abi evet, bir tarafta, evet. Ümit abi bir tarafta. Tam ortaya yayın öncesi geldik, konuştuk. Oturduk. Bakalım bu double team'den zaman zaman tabii triple de olabilir. Oradan nasıl çıkacaksın? Ümit abi seninle yine her zaman olduğu gibi başlayayım sorularla. Yakup abi zorlamaya başlayalım. Sohbet etmeye daha doğrusu. Öncelikle Yakup Koç'u da tebrik ederim. Yani iki yıldır Türk basketbolunda yaşattıkları gerçekten mutluluğun tarifi yok. Yani o ekipte bütün ekip üyelerini kutlamak lazım bize yaşattıkları için. Önce buradan başlayayım ve ben izninizle de sondan başlayayım. Yani iki sene üst üste EuroLeague şampiyonu olmak, bu hani tamam kadronuz çok kıymetli isimlerden kurulu ama mental anlamda bunu yönetmek ve siz tam köprü durumundasınız. İşte oyuncularla koçun arasında o süreci bize bir anlatır mısın? Yani neler yaşandı takımın içinde? Final Four'a gitmeden, ikinci Final Four'a gitmeden önce oyuncuların talepleri, koçun istekleri ve siz de o köprülerden bir tanesiniz. Şimdi hiç konuşmadığımız güzel bir detay geldi. Yatay soru geldi. Burada aslında ikinci Final Four'da biraz daha iş hani tekrara girdi diyebilirim. Bir önceki senenin tecrübesi işte o Real Madrid serisini oynamak, sonra gidip Köln'de o Final Four'u oynamak, orada yaptığımız antrenmanlar, düşen oyuncular,
işte kim dinlenecek, kim daha fazla çalışacak, bunları bir önceki yılın tecrübesi, hep geriye dönüp yaptıklarımızı, antrenman programımızı inceleyerek organize ettik. Bunun yanında mental tarafını da baktık. Yıl çok yıpranan oyuncularımız belli. Bu yıl istemediğimiz bazı sakatlıklar oldu. Milano serisinde Kronoslav Simon ve Rodic Boboa'yı kullanamayınca Vasily Micić ve Shane Larkin çok yoruldular. Bir önceki yıl Final Four öncesi onları rahatlatmak için ne yapmışız? Kaç gün off yapmışlar, kaç gün şut atmışlar, kontaklı kaç idman yapmışlar? Dönüp geriye bunlara baktık. Oyuncular tabii belki biz bu işe ilk adım attığımızda, 4 yıl önce bu kadroyu kurduğumuzda Shane Larkin yıldız adayı bir oyuncuydu. Ciddi bir kontratla geldi ama sonuçta yine bir soru işareti vardı. Vasily Micić bir backup guard ve savunmacı oyuncu olarak gelmişti. Şu an Avrupa'nın en değerli gardı. Şimdi onlar da bu süreç içerisinde seviye atladılar. Onların da görüşlerini aldık, alıyoruz. Sene boyunca bu yıl belki önceki 3 yıla göre çok daha fazla katkı verdiler bu anlamda. Hani ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Belki idmanın yarısına girebilirim. Bugün şut atabilirim. Olgun bir şekilde gelip bize bunu paylaştılar. Sadece vücut yorgunluğu değil bu senin dediğin. Orada playoff'u oynuyor. Salı, perşembe. Çok sert maç. 35 dakika. Rodrik yok, Simon yok. 35 dakika oynuyor. Yani cuma, cumartesi o antrenmana nefeslenmek istiyor. En doğal hakkı. Ana planda bu iki oyuncumuz olduğu için öncelikle Ergün Hoca'nın da tabii ki hedefi bu iki oyuncuyu rahatlatmak, dinlendirmek, onların konsantrasyon kaybı yaşamamasını sağlamak. Biz tabii ki burada nerede devreye giriyoruz? Bilgiyi topluyoruz oyunculardan. Sağlık odasına gidiyoruz, masaj ederken konuşuyoruz. Soyunma odasına yakalıyoruz. Bir önceki gün antrenmanda yakalıyoruz, otobüste yakalıyoruz. Nasıl geçti, nasıl bitti? Ertesi gün ne yaparız? Bakıyoruz bir önceki yıl ne yapmışız? Bu dönemde, bu hafta tam Final Four öncesi şu antrenmanlar. Bu oyuncu küçük bir sakatlıkla girmiş. Belki onun birazcık daha geçen sene göre fazla dinlenmesi lazım. Bu oyuncunun daha istediğimiz ritmi yakalayamadı. Onun daha çok çalışması lazım. Genele bakıyoruz ama bireysele de inerek oyuncu oyuncu, ana rotasyon, o 12 kişi kadrodaki, Final Four kadrosundaki 12 kişiyi ayağa kaldırmak için hem ikili ilişkileri hem de tecrübemizi bir önceki yıl kullanarak kurguladık. Ha, bir öncesi iki yıl nasıl yapmıştık? Bunda da gene Baskonya'da iki yıl önce pandemide iptal olan sezondan önce playoff oynamıştık ama orada istediğimiz sonucu alamamıştık biliyorsunuz. Final maçını kaybetmiştik. Tabii ki oradaki verileri gene kullandık ama neden kaybettik? Nerede artı sağlayabiliriz? Hücum tarafında mı sıkıntı var, savunma tarafında mı, teknik tarafın dışında antrenman temposu, senin bahsettiğin işin mental tarafı. Hep kendimiz içimizde sonucu bulmaya çalıştık, çözümü bulmaya çalıştık. Yani dışarıda aramadık, oyuncularla konuştuk, birbirimizi dinledik, fikirlerimizi paylaştık. Tabii Ergün Hoca burada bize de çok büyük bir alan sağlıyor. Kafasında bir program tabii ki head coach'un her zaman var. Geliyor, bizle paylaşıyor. Zaten o da bu verileri değerlendirdiği için 3 aşağı 5 yukarı bir noktada buluşuyoruz ama ihtiyacımız varsa bu oyuncunun bir belki ekstra bir dinlenme ihtiyacı var veya antrenman öncesi çalışsın takımdan ayrı antrenmana girmesin. Çünkü bu raddede Ümit'in bahsettiği sezonun o noktasında oyuncuyu mental olarak hazırlayabileceği en rahatlatacağın şey antrenmandan birazcık kaçırmak. Yani orada zaten oyuncular profesyonel. Tabii ki primleri var, sözleşmeleri var. İşin o tarafı var. Fakat mental olarak dinlenmeye, önce vücudun ondan sonra zihnin dinlenmesi çok önemli. Murat abi seninle devam edeyim. Çok da tabii soru da geldi Yakup abiye, Yakup hocayı konuk aldığımızı belirttikten sonra. Sosyal medyadan da çok fazla soru geldi. Bizim de sorularımız var. Ben sözü sana bırakayım, devam edelim. Ergün Ataman'la kaçıncı senen bu sezon? Bu sezon 9. sezon bitirdik. 1,5 sezon Beşiktaş'ta var hocam. 5 sezon Galatasaray var. 6,5, 10,5 sezon oldu. Evet. Şimdi, sene olarak belki ilk birlikteliğimizden bu yana 12 yılı buldu ama sezon anlamında beraber yaşadığımız 10,5 sezon var.
Bu oldukça uzun bir süreç. Evet. Yani maçları, kampları ve antrenmanları düşündüğün zaman toplantıları. Evet. Şimdi sadece günde 1,5 saat değil. Evet, sadece kesinlikle. Evet, evet. Şimdi senin böyle sezonuna baktığın zaman Ergin atamam hani bu sezondan önceki sezonlarda daha çok ama şimdi sezonda bir kere filan atılıyor. Evet. Yani şimdi senin her maça bir de o maçı yönetecekmiş gibi hazır olman lazım. Evet. Hani bunu bir sezon içerisinde bazen taktik için yapıyor, bazen de doğal bir şekilde isyan olaylar ediyor. Olaylar o noktaya geliyor. Olaylar evet. O noktaya getiriyor. Ben senin açından baktığımda birkaç soruyu bir soruda toplamak istiyorum. Şimdi senin bir görev tanımın var. Zaman içinde bu 10 sene içerisinde de bu en başta belki sözel yazılı idi ama bu 10 sene içinde kendiliğinden bu oturdu. Yani artık göz göze baktığınız zaman bile bir şeyi sözele çevirmeden çözüyorsunuzdur. Şimdi evet, bunun dezavantajlı tarafını nasıl çözdüğünü soracağım sana. Çünkü taze kalman lazım. Hep yeni bir pencere açman lazım koça. Benim kafamda öyle hani asistan koç evet. Farklı bir yöne düşündürmek zorunda diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sen kendini nasıl taze tutuyorsun? Bir de bu farklı pencere konusunda koçu ikna etmek için hani burada kazan kazan da yapmak istiyorum bizi seyreden antrenör arkadaşlara. Koçu ikna etmek için nasıl bir tarzım var? Görev tanımını da bunun içerisine koyup aslında 4 tane soruyu birden maça nasıl hazırlanıyorsun? Görev tanımın nasıl taze tutuyorsun? Farklı pencereye nasıl ikna ediyorsun? Şimdi maça hazırlık... Bu tarzı ben Levent'ten öğrendim. Yani 20 saniyede 20 saniye bir programlık soru soruyor. Yok, soru 20 saniye cevap 15 dakika ondan. Yok abi onu kutlama gecesinde ben de sormuştum. Evet. Abi dedim hani izliyoruz maçı. Sen koçun yanına gidiyorsun Ergin Ataman'ın yanına. Belli ki bir şey söylüyorsun orada ve sonra bir aksiyon oluyor. Ya bir oyuncu değişikliği oluyor ya işte taktiksel saha içinde farklı bir set oynanıyor ya bunu görebiliyoruz. Bu da çok değerli o iletişim. Sen de bahsettin abi 10 yıllık, 9 yıllık, tabii, 10 yıllık bir birliktelik. Tabii koç o bilgiyi alıyor bizden ama sonunda değerlendirip belki kendi gördüğü detaylarla beraber son kararı kendi veriyor her zaman. Murat Hocam'ın sorusuna dönersek maç hazırlığımız zaten... Rakibi izliyoruz. Kendi antrenmanımız belli. Hedeflerimiz belli. Rakibin hücumunu nasıl durduracağız? O maç hangi kadro var elimizde? Sakat oyuncular veya Türkiye Ligi ise hangi 5 oyuncu sahada? Hangi 5 yabancı sahada? Rakibin durumu ne? Detaylı analizimizi yapıyoruz. Detaylı dediğim biz çok da detaylı hani müthiş raporlar 5-6 tane video toplantısı falan kullanmıyoruz. Daha basit bir hazırlığımız var. Kendi yaptıklarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Kendi doğrularımızı rakibe satmak istiyoruz. O yüzden hani bizim amiyane tabirle koçlukta hani antin kuntin dediğimiz basit çözümlere gitmiyoruz. Daha çok kendi doğrularımızla kalıyoruz. Bu da aslında asistan koçun işini biraz da kolaylaştıran bir durum. Antrenmanda sen kendi sistemini oyuncularına iyi öğretirsen, bunu dayatmaya çalışırsan rakibe başarılı olursun. İşte playoff, final four çok gerekli noktalarda çok önemli bir maç. Deplasman, kritik bir maç, zor bir maç. Oralarda küçük değişiklikler, hazırlıklar yapıyoruz. İşin maç hazırlığı tarafı böyle hocam. Hocaya kendimi nasıl ifade ediyorum, hani nasıl ikna ediyorum? Muhakkak verdiğiniz tavsiyelerin bir şeye dayanması lazım. Benim de tabii tecrübem var ama Ergin Ataman da 20 yıldır Euroleague'de head coachluk yapıyor. Rakip koçları tanıyor. Bir şeyi anlatırken sıfırdan anlatmıyoruz zaten. Zaten konuya yukarıdan giriyoruz. Maç oynamışsın hafta sonu lig maçı. Çift haftaya giriyorsun. Salı Euroleague maçın var. Perşembe Euroleague maçın daha var. Yani bütün rakibi yeniden tanıtma ihtiyacımız yok. Zaten ligde uzun süredir ligin, rakip koçun hücum silahlarının, savunma silahlarının farkında. Biz neyi değiştirebiliriz? Kendi sistemimizden farklı ne yapabiliriz? Hangi oyuncumuzun hücum becerileri bu rakip savunmaya? Çünkü bizim gibi değil her takım. Bizim gibi belki biraz Real Madrid uzunca bir süre
hep aynı hücum sistemi ve benzer savunma sistemi yaptı. Şimdi onlar da bu sene çok farklı. Geçen yıl, bir önceki yıl playoff'tan başlayarak farklı şeyler denediler. Bizim gibi böyle standardını koruyan takımlar var diyemem. Koç değişiklikleri sebebiyle veya kadro değişiklikleri sebebiyle farklı sistemlere, savunma düzenlerine gidebiliyorlar. O yüzden karşına geldiği zaman bu detaylara hücumumuzu ve oyuncularımızı yerleştirmek lazım. Rakip takım show up yapıyor. Bizim Kronoslav Simon bu hücuma, bu savunmaya daha iyi hücum eder. O yüzden bugün ilk beşte bunu düşünelim. Tomislav diyor ki ama diyor rakip takımda da Clyburn var. Belki James Anderson başlarsa onu yavaşlatma şansımız, maçın başında devreye girmesini engellemek daha kolay olur. Kendi görüşlerimizi bildiriyoruz, doneleri sunuyoruz, sebeplerimizi anlatıyoruz. Ergün Hoca bu bilgileri topluyor ve sonunda tabii ki sorumluluk kendisinde son kararı veriyor. A planımızı oluşturuyoruz. Diğer konuştuğumuz detayların içerisinden de ya bunu da maçta kullanabiliriz. Bu da aklımızda bulunsun. Koç söylüyor şunu bana ilk periyodun sonu hatırlat. Şu oyuncuyu hatırlat. İşte diyelim Kyle Kulic giriyor Barcelona'da kenardan. Kyle Kulic girince bize Rodri atalım. Screen çıkışlarını Rodri iyi takip ediyor bu oyuncu geldiği zaman. Yani diyorum ya bir tekrardan da ibaret bunlar. Aynı oyuncular kapalı bir sistem Euroleague. Her sene değişik bir iki takım oluyor ama ağırlıklı olarak oyuncu kadroları ve antrenör grubu belli. Biraz bize kolaylık sağlıyor hazırlıkta. Diğer sorumuz... Taze nasıl? Taze. Kendini nasıl taze tutuyorsun? Şimdi ben her maça kendimi zaten maçı yönetecekmiş gibi hazırlamaya çalışıyorum. Ama bunu Ergin Hoca atılacak diye değil. Hani kendimi geliştirmek için. Yani ben nasıl olsa orada oturuyorum. Hoca zaten yönetiyor. Hani geleyim arada bir iki bir şey söyleyeyim yapmıyorum. Sanki sorumluluk bana gelecekmiş gibi bütün kafamda planımı yapıyorum. Yeri gelip bu sorumluluk geldiği zaman oyuncularla da uzun süreli iyi bir ilişkimiz olduğu için onlar da sistemi bozmadan devam ettiriyorlar. Arada ufak tefek değişiklikler yaptığımızı da söyleyebilirim. Sonuçta her koç farklı. Ergin Ataman dediğim gibi kendi sistemine çok inanan, bunu dayatan bir koç. Benim farklı görüşlerim var. Zaten farklı olmasa benim görüşlerim, Ergin Hoca'nın bana ihtiyacı yok. Ben onun her dediğine tamam deyip orada bench'in ikinci sırasında oturacaksam bana hiçbir ihtiyacı kalmaz. O yüzden bazen ısrar ettiğim de oluyor kendi fikirlerimle ilgili. Sorumluluk geldiği zaman bir iki detay değişikliğimiz, tabii sistemi dağıtacak şekilde değil, ana hatları koruyup ufak tefek eklemeler yaptığımız da oluyor. Hocanın hasta olduğu dönemde maç içerisinde değil, maç öncesinde hazırlandığımız zaman bu değişiklikleri yansıtıp sahada kullanmak daha da kolay oldu dolayısıyla. Çünkü maç içerisinde tak diye bambaşka bir şey ekleyemezsiniz. Son 7-8 dakika hoca atılmış. Oyuncular, önce oyuncuları inandırmak lazım. İşler belki kötü gidiyor. Belki bir iki kötü düdük çalındı. Moral olarak gerideyiz, skor olarak gerideyiz. Hoca da gitmiş. Üstüne belki bir veya iki teknik faul atışı var. Oradan geri gelip önce onları kaldırmak lazım, motive etmek lazım. Ondan sonra sisteme tekrar inandırıp çok ihtiyaç varsa küçük dokunuşlar yapmak lazım. Ben de kafamda bu plan, sizin de dediğiniz gibi çok uzun süredir beraberiz. Başımıza geldiği için hep cepte hazır. Ama asıl sebebi de kendimi geliştirmek. Yani o maçı kendim yönetiyormuş. Bazen heyecanlanıp fazla veri verdiğimiz de oluyor hocaya. Yani aslında asistan koçun her aklına geleni de aktarmaması lazım. Biz süzgeçten, kenardan da alıyorum. Tomislav ve Cenk'ten de desteği alıyorum. Bilgileri alıyorum. Her geleni aktarmamak lazım ama bazen insan o yoğun hazırlık ve tempoyla o sınıra yaklaştığı da oluyor. Ama genelde sakin kalmaya çalışıyoruz Benşit Hocam. Abi burada yayın öncesinde yine konuşmuştuk seninle dün. CSKA deplasmanına ben dönmek istiyorum. Aslında bu konuyla belki ilişkilendirebiliriz. Barcelona maçı vardı galiba, şampiyon olan sezon. Yine Ergin Ataman'ın atıldığı deplasmanda. Evet.
Onu kazanmıştınız. Panathinaikos evet. var içeride galiba. Yönettiğim Panathinaikos maçı var. Evet. Orada da farklı bir galibiyet vardı ve CSKA deplasmanı çok enteresan, zor, keyifli bir maçtı. Evet, ama tabii hep kazanmıyoruz. Bu yıl evet. Koç 2 Barcelona maçında yine maalesef maçı bitiremedi Ergin Hoca. Birini uzatmadaydı zaten, evet, son 2 dakika kaybettik. Öbüründe de geldik bir sayı indirdik, kaybettik. Yani bu aldın mı direkt maçı alıyorsun, öyle bir şey yok. Orada bir mücadele var. Euroleague'de skorun kaç? Saymak lazım hocam. Ama Levent'in bahsettiği gibi hani Panathinaikos maçı var. CSK maçı var. Bir sezon önceki Barcelona var. Yani hocanın atılıp kaybettiğimiz de sanıyorum şu son birkaç yıl için bu iki Barcelona maçı, bir de Panathinaikos maçı. Geçen yıl çok ciddi bir fark oluşmuştu. Deplasmandaki galiba. Çok standardı olmayan da bir hakem yönetimi vardı. Artık Ergin Hoca ona tahammül edemedi. Deplasmandı, evet. Orada artık maçı da çeviremeyeceğimizi anladıktan sonra biraz da yorgun oyuncuları çıkartıp genç oyuncularla bitirmiştik. CSK maçına dönecek olursak abi, çünkü o dönemde biraz aslında karamsar bir tablo vardı aslında. Çok inişli çıkışlı, yani istenilen seviyede değildi Anadolu Efes, ama sanki o maçla birlikte ve sonrasında elde edilen fikstür avantajıyla birlikte iç sahadaki bir anda bambaşka bir seviyeye gelindi. O maçı nasıl anlatırsın abi bize, yoksa hani farklı bir senaryo olabilirdi Anadolu Efes adına? Yani kaybetseydik evet, tabii ki moraller bozulurdu, bir düşüş olurdu. Fakat gene bir yerde toparlardık. Kendi düzenimize, sistemimize inanarak, birbirimize inanarak gene bir yerde toparlardık. Maçın, hani maçları kazanıp kaybediyoruz tamam. O maçın kazanılmasının bize olan en büyük artısı, tabii deplasmanda maç kazanmadan Euroleague şampiyonu olamazsın. Playoff serisi oynayacaksın ki ev sahibi avantajımız olmadan oynadık playoff serisini. Final Four'a gideceksin. Ev sahibi avantajı iki takımda da yok. Tarafsız sahada oynuyorsun. Tek maç. Bu riskler. O yüzden o deplasman kazanma alışkanlığını geri kazanmamız gerekiyordu. Deplasman büyük maç kazanma alışkanlığı. Evet. Yani CSK, Barcelona, Real Madrid. O CSK maçı ilk top 8, yani ilk 8 deplasman galibiyetimizdi. O biraz motive etti oyuncuları. Bir de hoca olmadığı zaman herkes daha da fazla sorumluluk aldı üzerine. Başta Rodrik Boboa müthiş bir savunma performansı. Hep attığı o üçlükler, 7 üçlük konuşuldu ama yani önce Alexey Şive'yi oyun dışı bıraktı. Geldi üstüne Clyburn'la eşleşti. Yani 30-35 dakika uzatmaya giden bir maç. Hiç geri adım atmadan herkesin katkı verdiği bir performans. Hoca olmadığı için iki misli, yani %100 değil %200'le oynadı herkes. Ergin Hoca'nın eksikliğini kapatabilmek için. Devamında da işler iyi gitti o deplasmanda, ama gene bir düşüş yaşadık. Evet. Ondan sonra bir de bir Zalgiris deplasmanımız var. Gene de üst üste bir Baskonya, Monaco vardı. Evet. O aynı çift hafta, yani sadece mağlubiyet değil, sahada istediğimizi oynayamadığımız, kötü performans sergilediğimiz bir haftadan sonra ertesi hafta gidip Zalgiris'i yendik. Zalgiris'i de sezonun en iyi döneminde yendik. Evet. Bir hafta önce Barcelona'yı yenmişlerdi içeride. Son 6 maçta 5 galibiyet. Çok formdalardı. Bir de o deplasman galibiyeti bize çok ciddi bir inanç ve enerji verdi. Yavaş yavaş bu seneye de döneceğiz, geleceğe de döneceğiz ama hocam şeyi sorayım son olarak. Şimdi günümüzde yardımcı antrenörlerin önemi gerçekten yükselmeye başladı. Bunu net şekilde hissedebiliyoruz ki bu seneyi de düşündüğümüz zaman önümüzdeki süreci, şimdi Ergin Hoca milli takımda olacak. İşte Fenerbahçe, Beko'da, İtuğ'da milli takımda olacak. Sonuçta takımlar hazırlık sürecinde size emanet olacak. Yardımcı antrenörlerin gözüne baktığınızda aşağıdan gelen antrenörler için neyi önerirsiniz? Yani kendilerini nasıl hazırlamalılar ki şu anda mesela biz Efes kazandığında bazen işte bağlantımızı sizinle yapıyoruz. Çünkü kritik işler yaptığınızı biliyoruz. Veya işte Türk basketbolunda işte Aydın Öz ekolünden sonra belki çok fazla olmayan şeyleri yeniden görmeye başladık. Yardımcı antrenörlerin gözünden baktığınızda hazırlık sürecini, onların kendilerini yetiştirme sürecini nasıl anlatırsınız bize? Yani ben kendimden örnek vermek gerekirse bir kere hani yardımcı antrenörlükten önce bir altyapı dönemim var. Ama yardımcılığa başladıktan sonra
altyapı ile A takım arasında bir uçurum var. Yani basketbol açısından değil, teknik, belki bireysel beceriler veya 5'e 5 yarı saha veya hızlı hücum tam saha organizasyonları benzeyebilir. Biraz basiti, biraz gelişmiş olarak algılanabilir ama bunun dışında oyuncuyla, profesyonel oyuncuyla birebir ilişki. Bunun için önce kendinizi akademik olarak da eğitmeniz lazım. Sadece basketbol olmaz. Entelektüel olarak eğitmeniz lazım. Oyuncunun size güvenmesi lazım. Oyuncuyla farklı mecralarda bir şeyler paylaşabilmeniz lazım. Bunun yanında asistan koçlar için çok önemli bir şey ligi tanımak. Eğer o lig yabancı oyuncuların yer aldığı bir ligse, BSL ve TBL gibi, belki yabancı oyuncu havuzuna, yani yurt dışına hakim olmak, çok kullanılan analiz programları var. Bunların en az birkaç tanesine hakim olmak, görev geldiği zaman eksiksiz bir şekilde oyunculara ve teknik ekibe rapor sunabilmek, görsel rapor. Bu konuda eğitim kurulunun da, Murat Hocam'ın da çok ciddi çalışmaları var. Son birkaç yılda seminerlere bu entegre edildi. Geri geldiğinde sezon içerisinde, sezon sonunda daha çok biz de destek olmaya çalışıyoruz. Asistan koçluk için önemli bir beceri, işin yazılım tarafına hakim olmak. Oyuncuyu sadece iş teknik taktik 5'e 5 değil, gelen oyuncuyu, takım içerisinde genç oyuncular var, bu oyuncuları bireysel olarak arttırmak lazım. Bunlara faydalı olabilecek temel teknik becerilerine sahip olması lazım antrenörün. Ve bunu biz teorik bir iş yapmıyoruz. Bunu oyuncuya gösterebilmesi de lazım. Çünkü bazı oyuncular izleyerek, bazı oyuncular dinleyerek, farklı duyularla öğreniyorlar. O yüzden antrenörün bir seviye oyuncu becerilerine de sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yardımcı antrenörün. Belki her baş antrenör oyunculuktan gelme olsa bile o antrenmanda topu eline alıp oraya girmek istemeyebilir. Yardımcılarına bu alanı bırakmak isteyebilir. Buna hazır olmak lazım. Bunun dışında da demin bahsettiğimiz konular, maç hazırlığı, rakibi iyi okumak. Yani bir basketbol izlemek var. İşte benim de çok basketbol seven arkadaşım var. Hepimizin çevresi gibi. Bizim izlediğimiz gibi detaylı izlemiyorlar. Aa, çok iyi üçlük attı, şu smaç var, bu bilmem. Şimdi maçı böyle izlemek var. Bir de o savunma bu oyuncuya ne yapıyor, diğer oyuncuya ne yapıyor? Orada bir fark var mı? Bu takım aynı standart, Anadolu Efes gibi hep aynı savunmayı mı yapıyor? Rakibin X gardına göre farklı savunma, Y gardına göre farklı savunma mı yapıyor? Bunu okumak, bunu basamaklayıp antrenmanda, antrenman programına yerleştirmek. Antrenman programı geldi, olay büyüdü. Yıllık plan, aylık plan, hazırlık süreci. Evet, evet. Yani devam edersek seminer gibi olur değil mi hocam? Saatlerce konuşuruz bu konuda. Ama ana hatlarla bir A takım yardımcı antrenörünün sahip olması gereken en temel beceriler bunlar diyebilirim. Ve alan açacak bir koç belki de. Tabii ki. Tabii ki. O önemlisi. O en önemlisi. Size inanacak, güvenecek, sizi dinleyecek. Sizden gelen bilgileri de aksiyonun içerisine alacak. Böylece sizin de bir nebze kendinizi deneme şansınız olacak ve motive olacaksınız. Evet. Hocam, şu şeyi içeride konuşuyorduk. Efes'in aldığı tedbirleri rakiplere. Of. Onu soracaktınız. Şimdi bir tane ben genç antrenörlerle ilgili bir şey soracaktım. Sen çok güzel sordun. Kotardın. Peki onu soralım. Sonra ben farklı bir oyuncularla ilgili bir şey sormak istiyorum, vakit yeterse. Şimdi hem şöyle soralım. Basketbolda hani farklı stratejiler uyguluyorsunuz. Hani evet. Bazen düşünmediğiniz bir şey devre arasında da olabilir, aklınıza geliyor ama demin ufak detaylar verdin. Genelde daha önce hani maçı senin arkadaşların gibi bizim arkadaşlarımız da seyrediyor. Biz farklı seyrediyoruz. Ya bunu niye yapmıyorlar? Şimdi burada bunu niye yapmıyorlar dediğin noktada aslında sen bir takım şeyleri söyledin. Sizin bir hazırlığınız var. Onun uygulanamayacağını zaten önceden. Eldeki kadro var. Evet. A planı, B planı, C planı var. Bir de maçı içerisinde karşıdaki de, bir de gerçek sopa var gibi durmuyor yani. Evet. O da bir şeyler yapıyor. Orada da kaliteli oyuncular var. Orada bir his var yani. Bir şey deniyorsun. Evet hocam. Oluyor veya olmuyor. Şimdi
Bazı noktalarda bence Ergin Ataman'ın en büyük özelliği, ki ben geçen gün sosyal medyada komik bir şey gördüm. İyi oyuncuları olduğu zaman hep başarılı oluyor diye böyle bir komik bir şey gördüm ben. Ondan sonra şimdi iyi oyuncu ama sen Ümit'in sorusunu yanıtlarken ilişki becerisinden evet. bahsettin. Şimdi bana göre Türkiye'de, yani Avrupa'da çok iddialı olurum, ben o kadar çok adamı tanımıyorum ama Türkiye'de oyuncu ilişkisini üst derecede tutabilen, disiplinle ilişkiyi, karşılıklı alışverişi bir noktada tutabilen ender antrenörlerden bir tanesi. Bunu örnek nasıl verebilirsin? Yani bir oyun içerisinde aklınıza sen bundan bahsettiğin için soruyorum. Bazen oyuncuların fikirleri de sizin fikirlerinizden evet. farklı olsa da oluyor. Oyunculardan fikir alıyor musunuz? Çünkü noktayı koyacağım. Uzattıkça uzatıyorum ama yok, seyirci şöyle. Yok yok, seyirci söylediniz ya, ben soruları antrenörün tutuyorum. Dışında da insanlar izliyor bizi. Seyirci şöyle, ya antrenör masaya yumruğunu vurdu mu onun dediği olur kardeşim. Disiplin dediğin zaman böyle olacak. Bu böyle mi? Şimdi ana hatlarıyla böyle ama şu var. Oyuncunun performansını %100'e çıkarabilmesi için tam özellikle işin savunma tarafında yaptığı şeye de inanması lazım. Yani bir taktik paylaştınız savunmada, double team en basit, sıkıştırma yapacağız dediniz. Çok enerji gerektiren, efor gerektiren bir savunma. Rotasyon var arkasında, koşturacaksın. Biz aslında yapmıyoruz bu yüzden. Daha basit tutuyoruz ama diyelim bunu yapacaksın. Eğer oyuncu veya oyuncu grubu bu sıkıştırma savunmasına, bu verdiğiniz detay savunmaya inanmıyorsa, onu zaten düşük bir enerjiyle yaparsa o savunma taktik olarak doğru olsa da başarısız olacak. Çok güzel. O yüzden oyuncuyu buna inandırmak lazım. Ya oyuncunun kafasında başka bir şey olabilir. Ya bunu önceden antrenmanda inandırabiliyorsan çok güzel ama maç içerisinde sordu Murat Hoca. Ya bunu deneme yanılma yoluyla göreceksin. Ya da oyuncudan bir teklif geldiyse tamam bunu da kullanacağız cepte. Önce bu sıkıştırmaya %100'ünü verelim. İki pozisyon olmazsa işte zone savunmaya döneceğiz. Sizin tavsiyenizi yapacağız. Veya doğru söylüyorsun. Bunu da düşündük. Senin şeyin çok mantıklı. Argümanın çok mantıklı. Fakat bu sebepten ya mesela show up niye kullanmıyoruz? Çünkü Barcelona ile oynayacağız. Sertaç pop edebilir. Yani 5 numara 2 ayrı Davies ve Sertaç oynuyor. Davies varken o belki show up savunması tutabilir. Ama şimdi sahada Sertaç var. Demin show up haklısın iyi oldu ama şimdi kullanamayız. Ya ikna ediyoruz ya da tamam yani bu cebimizde bunu kullanacağız. Veya bazen işte bir kızışma noktasına da gelebiliyor. Tartışma değil ama hani ısrar noktasına gelebiliyor. O zaman tabii yumruğu vurup performans. Biz burada ne yaptığımız önemli değil. Şu an bunu yapıyoruz. Herkes bunu birlik olacak. %100'ünü vereceksin. O noktada hala oyuncu buna inanmıyorsa ve yapamıyorsa kenarda 7 oyuncu daha var. Artık orada değişikliğe gitmek lazım. Ama işin temeli bu. Oyuncuyu inandırmak. Yani ne? Yanlış bir taktik savunma bile çok yüksek enerji ve istekle kesinlikle. Yapılırsa bence savunma başarılı olabilir. Savunma tarafında buna inanıyorum ben. Peki Yakup abi, burada staff'ın görev dağılımı nasıl? Hı-hı. Ergin Ataman, sen, Tomislav var, Cenk abi var, evet. Doruk Güneş var yine staff'ta, teknik ekipte. Burada çalışmalar nasıl yapılıyor bir maç hazırlığında, onu da aktarabilirsin. Şimdi tabii yıllar içerisinde de değişiklik oldu, değişiklikler, görev dağılımlarında değişiklikler oldu ama şu an son geldiğimiz noktada Tomislav bizim Euroleague maçlarımızın analizini yapıyor. Bilgisayar analizi, görsel analizi yapıyor. Cenk Yıldırım da BSL maçlarımızın analizini yapıyor. Sadece Fenerbahçe maçı zaten iki kulvarda da yer aldığı için o Tomislav'da kalıyor. Aynı takım. Yani bu takımları Tomislav hafta içine hazırlıyor. Hafta sonu Cenk hazırlıyor. Böylece birbirlerine daha fazla alan yaratıyorlar. Ben bilgisayarda kesmiyorum.
İhtiyaç olursa Tomislav sıkışma çift hafta destek oluyorum. Bir maç veya bir maç derken rakibin maç hazırlığı değil de rakibin oynadığı maçlardan bir ya da ikisini kesip güzel pozisyonları Tomislav'a hazır edip onun kullanmasına olanak sağlıyorum. Ama genelde rakibin setlerini çıkartıyorum. En çok oynadıkları setler, en çok sayı buldukları setler. Bizimle bir önceki maçta ilk devre hangi setlerden sayı bulmuşlar? Hangi bir önceki sezon bize sürpriz bir şey kullanmışlar mı? Koç veya o takım eğer çatı korunduysa, takımın çatısı korunduysa. Aynı şekilde bize ne savunma yapmışlar? Biz çok pick and roll oynayan bir takımız. Ana pick and roll oyuncularımız Shane Larkin, Vasily Micić. Vasily'e ne yapmışlar? Vasily'e ne yapmışlar? Shane'e ne kullanmışlar? Bunları bu detaylara bakıp Ergin Hoca ile paylaşıyorum. Biz daha çok maç izlemeye çalışıyoruz. 5-6 eğer tek maçsa hafta içi çok önemli bir Euroleague maçıysa 6.30-7 dönüyoruz kendi maçımıza. Veya bazen şu detaylar var. Olympiakos'la oynayacaksın. Olympiakos'un son 5-6 maçını izledin. Ama bir tane maç var. Olympiakos'u çok düşük skorda tutmuşlar. Bir de ona bakalım. Hani ne yapmışlar? Hangi savunma? Acaba Olympiakos'un bireysel hataları mı skorun düşük olmasına sebep olmuş? Şut yüzdesi mi düşük? Yoksa bir taktiksel bir çözüm mü var orada? Biz çok maç izlemeye çalışıyoruz. Ergün Hoca daha çok son birkaç maça odaklanıp takımın son halini görüyor ve diğer detayları bizden alıyor. Ve son şeyde buluşuyoruz. Son noktada buluşuyoruz. Doruk Güneş bizim oyuncu izleme departmanımız, scoutumuz. O sene boyunca çeşitli liglerden belirlediği oyuncuları takip ediyor. Bir A listesi var, bir B listesi var, bir C listesi var. A listesindeki oyuncuların her ay 4'er 5'er maçını izliyor. B listesinin 2'şer 3'er. D listesinde ayda bir kere veya işte 2 ayda bir, C listesinde bir kere veya 2 kere izliyor. 2 ayda bir izliyor. Onun kendi bir çalışma sistemi var. İhtiyaç olduğunda tabii Doruk'ta bir basketbol antrenörü özellikle yaz döneminde veya şimdi belki pencerelerde ihtiyaç olacak. Cenk'le Ergin Hoca gidecek. Belki oralarda bize destek vermeye hazır. Öyle de bir lüksümüz var. Anadolu Efes'in yani kulübün bize kazandırdığı bir alan var orada. Bunun dışında antrenmanlarda da hani görev dağılımı genelde ben Cenk Hoca ile beraber guardları çalıştırıyorum. Sayı olarak da tabii guard grubu daha kalabalık. Tomislav bireysel çalışmalarda uzunlarla kalıyor. Eğer o gün sadece guardlar varsa tabii ki bölüşüyoruz 3 koç veya sadece uzunlar varsa bölüşüyoruz. Antrenman düzeni içerisinde de Cenk Hoca istatistik tutuyor. Biz antrenman istatistiğine çok önem veriyoruz. Ergin Hoca muhakkak her akşam antrenmandan sonra ister bugün ve özellikle maçtan 1-2 gün önceyse hani kim çıkışta, şut yüzdeleri nasıl, son halini görelim. Çünkü bizim antrenmanımız çok değerli. 5'e 5 çok oynuyoruz. Çok tüme varım yapmıyoruz. Biz sezona direkt set parçalarıyla, setlerle girip 4-4, 5'e 5 oynayarak hazırlanıyoruz. Çünkü çok az süre var. Euroleague'in bazı kısıtlamaları var. Bütün yazı kullanamıyorsunuz. Hazırlık maçı oynamanız lazım bir sürü sezona girmek için. Bizim biraz sistemimiz Ergin bu. Ergin değiştirdi o şeyleri. Olabilir. Bu tip Ergin Hoca'nın önlemlerine gelen şeyler var, kurallar var hocam. Antrenman düzenimiz de bu şekilde. Antrenmanda dediğim gibi Cenk Hoca bu çok detay bireysel oyuncu istatistiğine önem veriyoruz. Tomislav bir antrenman planıyla giriyoruz salona. Antrenmana başlıyoruz ama iş çok detaylanıyor. Hangi setler oynandı? Hangi setlerde hata oldu? Hangi savunma iyi oldu, kötü oldu? Ya ben açıkça söyleyebilirim. O Tomislav'ın yaptığı işi ben yapsam yani 10 yıldır Efes'te bu kadar detaylı bir antrenman defteri müthiş bir kaynak. O yüzden geriye dönüp Ümit'in ilk sorusunda geçen yıla dönüp Euroleague'de ne yapmışız çok rahat görüyoruz. Yani bıkmadan usanmadan her detayına virgülüne kadar antrenmanı not ediyor antrenman boyunca. Bizim için bir yandan da antrenmana dahil oluyor tabii ki. Ergin Hoca antrenmanların %80'ini kendi yaptırıyor. Yani full içeride onun sesi yüksek. Biz
Dikkat ediyoruz. Küçük konuşmalarla araya giriyoruz. Bir şey olmadığı zaman koç işaret ederse araya giriyoruz. Bazı antrenmanlarda da ben dışarıdan bakacağım bugün diyor. Sen devam et diyor. Bazen ayakta, bazen biraz daha uzakta. Oyuncuların reaksiyonlarını takip ediyor. Belki oyunculara birazcık mesafe koyuyor. Hani bir gün bir freshlenelim, ertesi gün tekrar devralayayım diye. Antrenman düzenimiz de bu şekilde. Görev dağılımı. Burada artık bu seneyi de sormak lazım. Yani önümüzdeki sene. Evet. Şimdi transferle ilgili sanırım çok Efes'i gönülden takip eden Yiğit Çekerci sanırım sosyal medyadan sormuştu. Şimdi yaptığınız transferlere baktığımızda Zizic artık çembere daha yakın oynayabilecek bir oyuncu. 4 numarada Mbaye belki geçen seneki açıklarınızdan bir tanesi topu yere vuran bir 4 numara. Şimdi evet Anadolu Efes kendi sistemini oynamayı kabul ediyor. Yıllarca aynı sistemi oynuyor. İşte pick and roll savunmanız değişmiyor yani. Sonuçta çok fazla sizin deyinize... Bunlar da gelir gelmez adapte olacak. Aynen. Antin Kursi'nin işleri çok geliyorsunuz ama sonuçta rakiplerde herkes artık birbirini çok iyi tanıyor. Kesinlikle. Bu iki oyuncu transferi özelinde. Clyburn'u da buraya katabilirsen 3-4 oynayabilecek bir oyuncu. Oyun sisteminizde değişiklikler olacak mı bu sene? Olacak. Şöyle Clyburn'un gelmesiyle beraber biraz da 3 numara postabı, alçak post oyunu ve belki 4 kısa, hücumda 4 kısalı, 4 kartlı sistem kullanabiliriz. Onun bize getireceği avantajlarla. Zizic zaten Brian Dunstan'ın tarzında bir uzun oyuncu. Onun gelmesiyle bir farklılık gelmeyecek. Bryant, Tibor ve Zizic bu üçlü. Tibor gene şütör uzun. Zizic ve Bryant pick and rollcu, devrilen hücum oyuncuları olarak devam edecekler. Ama Tembaye bize dediğin gibi belki biraz daha 4-5 pick and rollü bilmiyorum. Çok kullandığımız bir şey değil. Karşıya kadar bu oyuncunun böyle bir becerisi vardı. Bunu katabiliriz. Bunu belki hazırlık döneminde göreceğiz. Belki birkaç maç deneyeceğiz. Resmi maçlarda da sezon maçı olursa. Yani şu an böyle bir planımız var. Aman bu bizim önemli bir hücum silahımız olacak diyemem. Ama oyuncunun becerisi var. Dribbling becerisi var. Ana hatları korumak kaydıyla bu detaylara bakacağız. En önemli değişiklik bence de senin de bahsettiğin gibi Clyburn. 3 numara postabı biz gene kullanıyorduk. James Anderson ve Kronoslav Simon'la, hatta Elijah Bryant dahil olduktan sonra onunla beraber. Ama sorarsanız tabii Kronoslav Simon'un en önemli silahı pick and roll. Yani ama Clyburn çok ciddi bir low post oyuncusu. Bazen rakipler onu durdurmak için 4 numarayla savunuyorlar. O zaman da dışarı çıkıp yüz dönük atak edebiliyor. Sivici atak edebiliyor. Bizim için Clyburn, Vasily Micic ve Shane Larkin'den sonra switch offense'de de o uzuna karşı isolation oynayabilecek üçüncü bir silah olarak kadroya dahil oldu. Bu detayları sisteme ekleyerek çok da ana hatları bozmadan sezona hazırlanacağız. Önümüzdeki senenin planlarını abi konuşmaya devam edeceğiz. Tabii transfer yine soruları da geliyor. Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Bir kısa araya gidelim. Sonrasında devam edeceğiz. Basketbol gecesine devam ediyoruz. Konuğumuz Anadolu Efes asistan koçu Yakup Sekizkök. Değerli izleyenler. Evet, son ilk bölümün son kısmında Yakup abi biraz transferlerden ve yeni sezon kadro planlamasından bahsetmiştik. Tabii taraftarlardan gelen çokça sorular da var. Onları da yine paylaşacağız seninle ama 4 numara transferini soruyorlar. Muharman'la yollar ayrıldı. Evet. Singleton'ın durumu şu anda belirsiz. Transfer Anadolu Efes'te devam edecek mi? 3 isim vardı gelen. Clyburn, Mbaye
ve Zizic transferde durum ne diye şu anda mesajlar da geliyor. Evet. Şimdi Chris Singleton'ın bir artı bir dediğimiz bizim. Hani önümüzdeki yılda bağlayan bir kontratı vardı ama tabii ki artan yeni gelen oyuncularla beraber kadro yapımız aslında oturmuş oldu. Bu önümüzdeki senenin kontratı karşılıklı görüşülerek bir noktaya varılıyor. Şu an menajerimiz Alper Yılmaz ve oyuncu ve oyuncu menajeri bu diyalogların içerisindeler. Biz Chris çok değerli bir oyuncu. İki sene bize çok ciddi katkısı oldu. Herkes ister Chris Singleton'ı kadrosunda. Ama bu görüşmeler bakalım nasıl sonuçlanacak. Bu da işin teknik tarafı değil. Yoksa ben antrenör olarak tabii ki kadroda görmek isterim. Mirotic'i de görmek isterim. Rezenko'yu da 4 numara görmek isterim. Ama oyuncu çok. Ama bu yapı içerisinde, mali yapı içerisinde bunu oturtmak Alper Yılmaz'ın ve Ergün Hoca'nın beraber yürüttüğü bir departman. İşlerinde de en iyi kişiler bunlar. En doğru sonuca varacağız diye umuyorum. İşin 4 numara tarafı burası. Tabii ki biz Chris Singleton olmadığı takdirde kadroda orada kimleri kullanabilir? Amat zaten geldi. Clyburn var. Brian Dunstan. İki uzun yan yana yapabiliyoruz. Bir sene içerisinde sezon başında ihtiyaç olursa başka bir oyuncu gelir mi? Bunlar adım adım birbirini takip edecek konular. O yüzden hepsi soru işareti. Misic konusunda son durum nedir hocam? Siz hani mutlaka evet. Misic'le de konuşuyorsunuzdur. Hani onun en son bildiğim hani aslında çok fazla NBA'yi hani aklında olmadı. En azından belli şartların olduğu. Evet. Gelinen noktada son dönemde görüşmeniz oldu mu? Vasa bize ilettiği devam etmek istediği konusu. Devam etme kararı bu. Ama tabii onu cezbedecek bir teklif gelir mi? Çünkü oyuncu her zaman ben de antrenör olarak daha iyi bir ligde, daha iyi bir üst ligde başarılı olmak, çalışmak, görev almak, o tecrübe yaşamak isterim. Oyuncuların da bir NBA rüyası vardır. Sen daha iyi biliyorsun işin o tarafını bize oranla. Tabii ki Vasa'nın da bir niyeti var. Olmasa zaten bu kontratına NBA çıkış maddesi konulmazdı. Fakat o doğru rol istiyor. Burada bir yıldız oyuncu oraya gittiği zaman da buna yakın bir sorumluluğu olsun istiyor. İşin maddi tarafı vardır muhakkak bizim dışımızda. Bu aradığı ihtiyacı, onu ikna edecek, ihtiyaçlarını giderecek, kafasındaki soru işaretlerini giderecek cevapları bulursa bir takımdan olabilir. Ama her gün bu ihtimal az oluyor, onu söyleyebilirim. Her geçen gün... Kontratta belli bir tarihi var. Ben tabii... İşin teknik tarafındayım, kontratın detaylarına şey değilim. Biz her zaman oyuncu takip mekanizmamızı işletiyoruz. Sezon içi dahil. İnanıyoruz Vasilij Micić bizimle kalacak. Bir ihtiyacımız olmayacak. Fakat ayrıldığı takdirde buna göre hamle yapacağız tabii ki. Evet abi, tekrar bu sezona dönecek olursak, geçtiğimiz sezona daha doğrusu, Micić'in son saniye üçlüğüyle gelen bir final var. Final Four'da Olympiakos'u mağlup etti Anadolu Efes. Hepimiz açıkçası o coşkuyu yaşadık. O anda neler yaşandı o son molada? Daha önce Koç Ergin Ataman da bunu aslında açıklamıştı ama neler konuşuldu orada ve evet, üçlük sonrası neler yaşadınız? Şimdi molada tabii ki maçın skorum yakın olması, beraber olması sebebiyle biz çembere gidelim. Yakın atış veya belki bir faul kazanalım. Ama süreyi de harcayalım, kullanalım dedik. Çünkü gene Olympiakos'a karşı Atina'da oynadığımız bir maçta Vasa erken hücum edip dengesiz bir atışla banyadan geri seken rakibe de hızlı hücuma çabuk çıkma olanağı sağlayan bir atışla Sulukas'a bir üçlük imkanı vermişti. Vasa da, Micić de tabii bunun tecrübesi, bunun hafızası kafasında. O zaten şeye yazmış, biz konuştuk süreyi kullan ama zaten kafada hazır, süreyi kullanacağım. Ve bizimle paylaştığı bir de şu var, ne olursa olsun
atışı tam bitireceğim. Çünkü o son, bir önceki Olympiakos maçı atışı kaçarak bitirdi. Bu da atışın dengesiz olması rakibe daha kolay savunma reboundu şansı sağlıyor. İnce temasları o bölümlerde hakemler çalmaktan imtina ediyorlar. Sonucu etki etmek istemiyor hakemler. Kafaya o şeyi yazmış, atışı tam bitireceğim diye. Muhakkak onun da ilk hedefi çembere gitmekti. Fakat Vezenko iyi yardım yaptı. Oradan top tarafından jump geldi. Yön değiştirme derken süre azaldı. Stopunu iyi yapıp zaten bu kendi cebine koyduğu becerilerden biri. Step back üçlük, yana dribbling üçlük kariyerin ilk yıllarında kullanmadı. Daha garanti atışlar yaptığını biliyoruz. Son 2-3 yılda çok ilerletti bunu. Antrenman öncesi, antrenman sonrası da çok çalışıyor bu atışları. Ve sonuna kadar da o kolunun parmak ucundan top çıkana kadar atışını da devam ettirdi. O bize söylediği buydu maçtan sonra. Hedefim buydu. Hani kaçarak atış, böyle bir anda çabuk atışı. Kendi şutumu atmak, turnike veya şut. Bunu tamamladı. Müthiş bir şut oldu. Biliyorsunuz kendini yere attı. Biz bir sevindik. Sonra hakemler tabii araya girdi. yapacak bir şey yok. Basket olduktan sonra, top çemberden geçtikten sonra Olympiakos'un kalan süresi kullanması için top taşındı. Olympiakos'a verildi. Şu anda da bir fotoğraf ekrana geldi. Evet. İlk şey böyle bir flanjonla kaleci gibi. Aslında bitirdikten sonra ben bunu sorman içimden geliyorsan sen sözünü bitir lütfen. Hı hı. Devamında maç oynadık. İkinci son sevinç az oldu. Yani o aradaki sevince göre. Sonra bir anda rakibi tebrik etmeye rakibi gittiniz tebrik abi zaten. Etmeye gittik, evet. Zaten bir maç daha var, şampiyon olmuyorsun. Tabii. Murat abi şuurunu lütfen aklını tut. Final Four'u bitirelim. Bu tabii. Sezonki Final Four'u. Real Madrid maçına geçelim Yakup abi istiyorsan. Orada da tabii Real Madrid cephesinin son saniyedeki kararları çok tartışıldı aslında. Faul yapmadılar. İyi ki de yapmadılar. Kanada Efes üst üste iki sezon Euroleague'in şampiyonu oldu. Real Madrid maçına hazırlanış ve maçın içinde yaşanan farklı konular var mıydı? Evet. Şimdi bu iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Geçen yıl çok ciddi bir playoff serisi oynandı. Bu yıl normal sezonda iki kere karşılaştık. Rakip oyuncuların silahları aynı şekilde onlar tarafından da bizim oyuncularımız silahları açık. Tabii maçın tansiyonu, heyecanı, atmosferi normalde Anadolu Efes Real Madrid maçı skoru gibi olmadı. Evet. İki tarafta savunmaya daha çok asıldı. Onlar bir yerde mecbur kaldılar. Guard rotasyonundaki daralma sebebiyle. Biz de maçı kazanmak için zaten playoff Milano maçından ilk Milano maçından başlayarak arttırdığımız bir savunma performansımız vardı. Bir savunma maçı oldu diyebiliriz. Böyle mücadelenin fazla olduğu, kontağın çok olduğu günlerde de bireysel performanslar öne çıkıyor. Çok fazla böyle sürpriz hücum, sürpriz silahlar, sürpriz taktikler kullanmak bir doğru iki değil. Top, bildiğin, bir iki rebound. Evet. O detaylar çok şey değişiyor. Tibor'un bir hücum reboundu var. Çok önemli, bizi ayağa kaldıran. Ama asıl bence işi kıran bize bu bahsettiğim bir önceki yılın playoff serisi. Garuba'nın yaptığı savunma. Daha sonra öncesinde oynadığı maçlarda Tavares'in yaptığı switch savunması. Geçilse bile gelip atışı bozması. Bu yıl da gene biz bunların sıkıntısını çektik. Fakat Shane ve Vasa maç içerisinde kendilerine o alanı buldular. Ve uzunu geçip çembere gittiler. O savunmayı kırdılar. Biz o alanı yaratmak için tabii ki diğer 4 oyuncuyu sahada yerleştiriyoruz. Bir yapımız var. Köşedeki oyuncuların hareketlenmesi, topa yakın 45 dereceler alan 2 oyuncunun toptan uzaklaşması gibi. Fakat bu bazen ters tesekebiliyor. En iyi yapan takım belki de Avrupa'dan Anadolu Efes. Alan yerleşimini... Ben bu iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Yarı sahadaki spacing için. Ama bunların içerisinde switch'te zorlandığımız bir savunma. Hele ki Tavares gibi hem şutu kapatan, switch'ten sonra mesafe veriyor geçilmemek için ama kollar çok uzun. Şutu kapatıyor, çembere gittiğinizde de yetişip topu kesebiliyor. O da o konuda Avrupa'nın en iyisi belki de. Evet, evet. Ve
Aynı şekilde kenardan gelen Fransız Poirier aynı becerilere sahip bir oyuncu. Çok atletik bir oyuncu. Shane ve Mitchell çok kararlı bir şekilde çembere gitti. Yani o oyuncu düz geçtiler. Yani yolu uzatmadan birinci hamlede geçemezlerse ikinci hamlede. Ve bu da bir, çok ciddi bir koridor açtı. Orada üçüncü periyot sonu ve dördüncü periyot çok ciddi bir skorda rahatlama yaşadık. Kısır giden bir maçta. Ve dediğim gibi zaten Olympiakos maçı çok oynamışlar. Milano serisi oynamışlar. Vasa'nın Final Four öncesi küçük bir sakatlığı evet. var. Çok ciddi bir efor sarf ettiler. Çok değerli bir çözüm oldu. Ergin Hoca zaten devre arasında dedi ki biz dedi size bu alanı sağlıyoruz. Siz bizim yıldız oyuncularımızsınız. Yani Euroleague'in en iyi iki gardısınız. Artık o uzunu geçecek deliği, o boşluğu yaratmanız lazım. Yani biz size bu alanı bu kadar sağlayacağız. Ya mucize bir hücum yok. Bu Sivic'e karşı boş kalıp bomboş pota altta. Böyle bir şey yok. Ya o uzunu geçip çembere gideceksin. Ya o step back riskli, daha riskli, yüzdesi daha düşük bir atış. Ya da o atışı sokacaksınız. Biz diğer dört oyuncuyu yerleştireceğiz dedi. Ve Shane'le Vasa üzerlerine düşeni yaptılar. Bence maç içerisindeki en önemli detay buydu. Evet Murat abi, hemen sana sözü vereceğim ama Yakup abi, bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Yine kutlamada şöyle bir şey demiştin bana. Barcelona da gelse biz Barcelona'yı da yeneriz demiştin. Evet. Yani Ergin Ataman'ın Barcelona'yı istediğini iddialı açıklamalar yaptığını biliyoruz. Hı. Ama oyuncular da bundan bahsediyor. Sen evet. de tüm ekip de staff da yani kim gelirse gelsin Anadolu Efes aslında o final maçını kazanacağını düşünüyordu. Bu da farklı bir inanç ve özgüven diye düşünüyorum. Evet. Murat abi. O bir kazanma şeyi, kaybetmeye kabul etmeme, o direnç, kazanma içgüdüsü, o hırs, onu yaşamış olmak bir doyum da sağlamıyor. Evet. Bazı oyuncularda olabilir. Hani bir yıl önce kazanmış, ben Euroleague'i kazandım. Öyle bir şey de yaşamadık biz. Herkes ikinciyi kazanmak için çok mücadele etti, çok çalıştı. İnanıyorum bu sene de üçüncüsü için aynı mücadeleyi ve hazırlığı yapacağız. Bir sorun vardı abi. Var. Sözü sana bırakayım. Ya burada o resimdeki soru aslında sosyal medyada çok tartışılan bir konuydu. Ben de bazı konulara çok takılıyorum. Gerçi hani en iyi oyuncular geldiği zaman insanlar başarılı oluyor diye. Bu birçok koç için geçerli, birçok koç için de başarısızlık da evet. olabiliyor. Yani Barcelona şimdi kötü bir kadro değildi. Çok iyi kadro. Evet. İyi bir kadroydu. Bunu burada tam durdurup bunu şeye bağlamak istiyorum. Shane ve Vasa'nın dengesi nasıl kuruldu? Önce biri yukarıdaydı. Evet. Shane yukarıdaydı. Demin senin dediğin gibi savunmacı bir guard olarak gelmişti. Vasa, evet. Sonra Shane aslında bu kadar top kullanan, skorer bir oyuncunun egosunu dengeleyebilmesi çok değerli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu denge nasıl sağlandı? Bir denge var mı önce? Yani şu resimde o denge evet. var gözüküyor. Evet. Demeçlerde o denge var gözüküyor ki Mitchell de bunu canlı yayında söyledi. Bu denge varsa nasıl kuruldu? Yani mücadeleyle kuruldu hocam. Çünkü hiç gelip ikisi birden bir kere Shane yıldız oyuncu olarak geldi dediğimiz gibi NBA'den hani bir potansiyel. Vasa savunmacı oyuncu, point guard, belki backup point guard geldi. Fakat Vasa kendine güzel bir yol kurmuş kafasında. Burada bir açık var. Hani tek bir yıldız bu işi götürmez. Burada bir açık var. Ben bunu çalışırsam doldurabilirim. Süper. Ve bunun için mücadeleye başladı. Önce süreyi aldı. Savunma, ufak tefek sakatlıklar, diğer oyuncuların ve performans düşüklüğü, Shane'in ilk sezonu, ilk 6 ayı tabii Türkiye'ye yerleşti. Bir Avrupalı oyuncu için belki İstanbul'a alışmak daha kolay. Shane ilk defa geldi. Alışkanlıklarını çok değiştirmeyi seven bir oyuncu değil. Bu boşlukta Vasa o apoletleri taktı ve biz o sezonu iki ana oyuncuyla bitirdik. Ondan sonra tabii bir doğal olarak bir rol savaşı, daha çok top kullanma, daha çok sorumluluk alma var. Her zaman bu rekabet olmazsa da zaten bence bu iki oyuncu birbirini yükseltti performans olarak. Birbirini rekabet ederek
birbirini geçmeye çalışarak bu da takımı beraberinde yükseltti. Arada memnun olmadıkları durumlar oluyor. Vasa'nın çok fazla zorlama atışı olabiliyor. Şeyh'in zorlama atışı oluyor. Konuşuyorlar, anlaşıyorlar, anlaşamıyorlar. Bir mücadele var orada kıran kırana. Bundan da en büyük karı takım olarak biz elde ediyoruz bu rekabetten. Yani bu son gelinen uyum, bu resimde gördüğümüz bu kucaklaşma, o 4 yılın verdiği savaş, yorgunluk, mücadele sonunda... Mücadele saygı aslında bir yerde de. Kesinlikle. Birbirleriyle bir mücadele, saygı rekabet var ama... O, rekabet etik bir şekilde devam etmez, evet. Saygı olması. O bir kavgaya veya kargaşaya dönüşür. Onu hiçbir zaman yaşamadık. Benim bu dediğim tartışma uyarı, birbirine otobüs sen attın, orada bana verebilirdin veya diğer oyuncuya verebilirdin. Bu da oluyor. İlla hep kendine de istemiyorlar. Hani oyunu akıtma, takımın hepsini, bütün oyuncuları devreye sokma. Biz memnunuz bu rekabetten. İnşallah uzun senelerde kadro yapımızı koruruz ve bu şekilde devam eder. Hocam ben kendi adıma son sorumu sorayım. Şeyi konuşuyoruz hani, Efes'in artılarını çok konuştuk ama belki final serisini, ligdeki final serisini kaybetmenize neden olan işte o aşırı yoğun temponuzda, evet, yeterli Türk oyuncu katkısı alamamanız. Fenerbahçe Beko'nun belki de size karşı en büyük avantajı bu sene Türk rotasyonuna alınan katkı oldu. Bununla ilgili bir planınız var mı, çalışmanız? Yani Türk oyuncudan gelecek katkıyı. Burada belki bu sezon Doğuş Balben'in sakatlığı da sizle etkili oldu ama diğer oyuncuların katkısını nasıl artırabileceksiniz diğer oyuncuyu? Şimdi biz Buğra'dan çok ciddi bir katkı alıyoruz. Erten Doğuş'un sakatlığıyla tamamen onun rolüne büründü. Rakibin skor oyuncusu tutan savunmacı oyuncumuz. Yiğitcan sene boyunca iyi katkı verdi fakat playofflarda hem biraz performans değişti, hem Chris Singleton'ın çok yüksek formda olması, o pozisyonu kapatması, bazı maçlara 3 uzun yabancıyla çıkmamız sebebiyle Yiğitcan'dan verim alamadık. Egemen her gün daha iyi oluyor, çalışıyor. Belki önümüzdeki yıl daha fazla katkı alacağız. Egehan Arna aramıza katıldı. Doğuş Balbağ dönecek. Orada belki Doğuş, Erten, Buğra, Ömercan, orada bir rekabet artacak. Ömercan çok hızlı geliyor diğerlerinin arasına. Farklı özellikleri var. Mesela Doğuş'la Erten benzerse, Ömercan'la Buğra benzer özelliklere sahip, hücum becerileri bir kenar oyunu açısından. Orada da onlar deminki Shane Vasa rekabeti gibi birbirleriyle rekabete girip birbirlerini hem yükseltecekler hem forma kapmaya çalışacaklar. Senin söylediğin gibi bizim çok ihtiyacımız var. Çünkü orada playoff'un arasına Final Four girdi. Türk oyuncular maç oynayamadılar. Yeterli antrenman da yapamadılar. Döner dönmez playoff'a başladık. O noktada Türk Euroleague'de süre alamayan Türk oyuncularımız hazır değildi. Diğerleri de çok yorgundu. Yani Galatasaray serisinde bir reaksiyon gösterdik. Fenerbahçe serisine girdik. Fakat artık orada küçük sakatlıklar, işte şeyinin kalf ve kasık, Vasa'nın ayak bileği zaten 30-35 dakika oynayan oyuncuları iyice yordu. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu noktaya hem daha sağlıklı hem daha geniş bir kadroyla gelmek. Egehan Arna da katıldı kadroya. Bizim sene içi fikstür de çok yoğun. Çift hafta maçları, hafta içi, hafta sonu dinlendirmemiz gerekiyor. Shane Larkin veya Vasily Micic'i. Oralarda özellikle guard rotasyonunda ben gene bu 5 Türk oyuncudan ciddi bir katkı alacağımıza inanıyorum. Bitiriyorum. Ümit abi. Murat abi. Bu kadar iki kişi sağdan soldan hamlemize rağmen çok, sezon evet, sonu abi itibariyle evet, çok kondisyonu yüksek. Ama sizin kadar performansım yok. Ses bitmiş durumda. Peki de dinlenmedi. Şimdi sezon bitti. Yine çalışmadaya devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ufak tefek hazırlıklarımız var. Ama sesin şeyi sizin performansınız sebebi. Olsun abi. Sese göre yani yayın öncesi konuştuğumuz ses problemine göre gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Vaktini bizimle paylaştığın için. Ümit abi, Murat abi. Çok teşekkürler.
Evet değerli izleyenler, basketbol gecesini noktalıyoruz. Konuğumuz Anadolu Efes asistan koçu Yakup Sekizköktü. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.